Bitcoin fiyatının 45 bin dolara yükselmesi için ortam uygun mu? İyimserlik artışta diyor. Biz de buna bakacağız. Bitcoin'in 45 bin dolara yükselmesi için ortam uygun. Zira ETF'ler geliyor. Herhangi bir problem yok. Çarşamba günü muazzam bir direnç göstermeye devam eden Bitcoin bu haftanın başında başlayan etkileyici rallisini devam etme niyetini sürdürdü. Şu an hala akümülatif. Şunu da kapatalım bir yandan ya. Şu an hala akümülatif. Dün konuştuklarımızın üzerine aslında pek fazla bir şey yok. 33.800'lere kadar denemeler yapıyor. Dediğim gibi 33.600'lere kadar da bu denemeleri gerçekleştirebilir. Mümkündür yani. Böyle bir kredisi de var. Ki bu da normal bir durumdur. 4 saatlik DMA'yla yükseliyor. Saatlik de hareketli ortalama yatay. Dirence çok yakın. Önceki hareketi bakın şurada Ekim ortasındaki hareketi anımsatıyor. Fakat daha uzun süreli bir hareket olduğunu görebiliyoruz. Yakındır. Kırılımı yapar yani. Bitcoin'in yeniden yükselmesini destekleyen önemli faktörlerden biri BlackRock'un iShares Bitcoin Trust'ın pazartesi günü Depository Trust Clearing Corporation üzerinde yeniden listelendiği haberi oldu diyor. Yani sadece o değil tabii ki. Yani çok şey tarzında konuşulabiliyor işte Bitcoin şunla birlikte yükseldi, bununla birlikte. Ya tabii şunla birlikte, bununla birlikte yükselmedi. Piyasadaki genel ortam zaten belli. Genel olarak piyasanın hitap ettiği durum, mesele, hal belli. ETF'ler geliyor vesaire. Yani o yüzden dediğim gibi herhangi bir problem yok yani şu anda. Bitcoin'in son rallisine katkıda bulunan bir diğer faktör kripto sektörünün SEC'e karşı elde ettiği zaferlerdir. Özellikle devam eden Ripple davasında yani yakın zamanda bir şey olmadı konuyla alakalı. Niye öyle yazmış bilmiyorum. Aksine SEC Tor'u mahkemede dümdüz etti. Yani şey olabilir hani Ripple davasından Gerling House'a falan biliyorsunuz ki şikayet geri çekildi. Ya belki ondan Larson'la Gerling House'tan çekmesini kastediyor olabilir. O da öyle çok fazla bir şeye yaramadı tabii ki piyasa geneli için. Bitcoin fiyatı BlackRock ETF haberleri Grayscale ve Ripple davasındaki gelişmelerle birlikte büyük bir yükseliş başlattı. Devamı gelebilir. Devamı gelir. Yani şu anda şunu kesinlikle söyleyebilirim çok net. Ne genel anlamda yani makro unsurlarda tamamen piyasanın lehine hareketler gerçekleşmeye devam ediyor. Hiçbir problem olmadığı gibi aynı zamanda teknik anlamda da Bitcoin'de çok aşina olduğumuz hareketler görüyoruz. Bakın çok aşina olduğumuz hareketler. Özellikle şu anda dolayısıyla kırılım yakındır. Bitcoin fiyatı bu hafta önemli bir rally başlattı. Çarşamba günü muazzam bir direnç göstermeye devam eden Bitcoin bu haftanın başında başlayan etkili bir rallisine devam etme niyetini sürdürdü. Özellikle piyasa değeri bakımından önde gelen kripto para birimi Salı günü yükseldi ve yaklaşık 17 aydır ilk kez 35 bin doları gördü. Bu da kripto toplumunda iyimserlik dalgaları yarattı. Bu dikkate değer momentum kripto para alanında yaşanan önemli gelişmeler tarafından yönlendiriliyordu. Önemli gelişmeler tarafından doğru. Yani sonuçta kısa vade bu katalize ediliyordu. Evet. Gelen haberler iyimserliği artırdı. Yatırımcıya ciddi bir FOMO pompaladı. Ve bu şekilde fiyat yükselişlerini de üst üste görür hale geldik. Bitcoin'in yeniden yükselmesini diyor destekleyen önemli faktörlerden biri BlackRock'un iShares Bitcoin Trust'ın pazartesi günü DTCC üzerinde yeniden listelendiği haberi oldu. Ya tabii bunu artık çok fazla karıştırmamak lazım işin içerisine. Şeyden dolayı söylüyorum. Muhakkak tabii ki de yardım oldu ama sürekli böyle sanki işte böyle listelendi işte şu oldu bu oldu tamam genel olarak zaten piyasa iyimserlik halinde.
Sonuçta BlackRock DTCC'de her listelediğinde ya da kaldırdığında çok öyle aman aman bir etkisi olmuyor. Ancak bugün bir DTCC sözcüsü tarafından netleştirdiği gibi aslında ETF'in Ağustos ayından bu yana DTCC'de listelendiği anlaşılıyor. BlackRock gelişmesine ek olarak kripto toplu SEC'in diyor Grayscale'ın spot Bitcoin borsa yatırım fon başvurusunu değerlendirmesine yönelik dahil olduğunu ve bunun da olumlu momentumun kaynağı olduğunu inanıyor. Doğru tabii ki. Biliyorsunuz mahkemeden karar çıktı. Mahkeme kararı SEC'in yeniden Grayscale'ın ETF başvurusunu değerlendirmesini emrediyor. SEC de bu işe yeniden girişti. Özellikle 23 Ekim 2023'te Washington DC Devre Mahkemesi tarafından verilen bir yönergeyle SEC'in Grayscale'ın ETF teklifini yeniden gözden geçirmesi gerektiği belirtildi. Bu yönerge SEC'i ya Grayscale'ın teklifini onaylamak ya da red için alternatif nedenler sunmak konusunda bir çıkmaza soktu. Evet, alternatif nedenler sunulabilir mi? Alternatif nedenler sunulabilir. Pratikte doğrudur, uygulamada çalışmayacaktır. Ya konuyla alakalı konuştuk, daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bu karışıklık sırasında Grayscale CEO'su diyor, Sonen Shen, zorlu düzenleyici ortamı aşma konusundaki kararlılığını dile getirdi. Salı günü attığı bir tweette yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum'dan daha fazla çeşitlendirmeye ilgi gösteriyor. Bu dayanıklı ve sürekli evrilen varlık sınıfını daha iyi anlama konusunda rehberlik aramak için sık sık bize başvuruyorlar, vuruyorlar. Özelleşmiş yaklaşımımızı Grayscale kripto sektörleriyle sağlamlaştırıyoruz diye yazıyor. Ripple zaferi Bitcoin yükselişini ateşliyor. Yok, yani Ripple zaferiyle işin pek bir alakası yok. Biraz gerçekçi olmak gerekirse. Tabii böyle biraz da yani nasıl diyeyim işin magazinine böyle kaçtığı zaman asparagas laflar konuşulabiliyor tarz haber sitelerinde. 45 bin dolara gelirsek olabilir. Yani sonuçta şu an yine 34.600'lere kırmakla uğraşan bir Bitcoin var. 34.600'lerin kırılımında muvaffak olacak gibi gözüküyor. Ardından 40.500, ardından o pozisyonlarda kırabilirse eğer, tabii erken konuşmayalım şu an için, 45.000'lere doğru yol alabilir neden olmasın ama Ripple'ın birinci elden konuyla öyle pek bir alakası olmadığını söyleyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.